Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün en çok sipariş aldığım lezzetlerden bir tanesi olan elmalı kurabiye tarifi paylaşacağım. Bu şekilde kırmızı tatlı elmalardan seçiyoruz. Soydum, dilimledim ve rendeliyorum. Rendelin büyük tarafıyla rendelemeniz gerekiyor. Elmalarımı rendeledim. Ve bunları şimdi geniş bir tavaya alıyorum. Biraz daha genç kullanabilirsiniz çünkü e, elmaların tamamen pişip buharının, e, buhar çıkışının yoğun bir şekilde sağlamamız gerekiyor. Bir çay bardağından birazcık eksik şeker ilave ediyorum. Yüksek ateşte suyunu salana kadar karıştıra karıştıra pişiriyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi size kıvamını göstereceğim hangi kıvamda olması gerektiğini. Yine pişirmeye devam ediyorum. Ara sıra karıştırırsanız dediğim gibi buhar çıkışını sağlamış olursunuz ve elma rendesinin içinde daha az su kalmış olur böylelikle. Karıştıra karıştıra suyunun tamamen çektirmesini sağlıyorum. Bu şekilde bu kıvam iyi bakın. Şekerin de etkisiyle hafif böyle yapış yapış bir dokun hale bürünüyor ve tamamen içindeki su da arınmış oluyor. Bunu geniş bir tabağa alıyorum. Bu şekilde soğumasını istiyorum. O soğurken ben cevizimi kes, dilimliyorum. Ben cevizi hiçbir şekilde rondodan çekmiyorum arkadaşlar. Hep bu şekilde bıçakla dilimliyorum ve lezzetinin daha da güzel olduğunu inanıyorum bu şekilde yaptığımda. Yoğun tarçın aroması sevenler için iki çay kaşığı koyabilir fakat bir çay kaşığı yeter, idealdir. Bir çay kaşığı tarçın ekleyip karıştırıyorum. Elma rendem şu anda soğumuş durumda. İyice karıştırdıktan sonra kurabiye yapımına geçebiliriz. Kurabiyeye başlayalım. 125 gram yumuşamış tereyağın içine bir tane yumurta, bir çay bardağından biraz eksik sıvı yağ, yine bir çay bardağından biraz eksik pudra şekeri ve 4 yemek kaşığı kadar Şimdi nişasta ekleyeceğim. Ben mısır nişastası kullanıyorum. Özellikle elmalı kurabiyede mısır nişastası kullanıyorum. Daha farklı bir gevreklik veriyor çünkü ama evinizde yoksa buğdayda da yapabilirsiniz. Bunları elimle şöyle karıştırıyorum. 1,5 yemek kaşığı yoğurdun katı tarafından ilave ettim. Şimdi 1 yemek kaşığı un ekliyorum. Unu eleyip de aldım yanıma. Un miktarını da şimdi söyleyeceğim. 1 yemek kaşığı sirkeyi koydum. Ve 1 çay kaşığı kabartma tozunu da koydum kabartma tozu ve sirke aktifleşmeye başlayınca hamuru devam edebiliriz ve bir paket vanilya ilave ettim. Şimdi burada 3 su bardağı unum vardı. Yanıma aldım eleyerek. Bu unun tamamını kullanarak yumuşak, güzel, özlü bir hamur yapıyorum. Kurabiye hamurum olacak. azar azar eklemenizde fayda var. Yine 3 su bardağından sonra kontrollü belki bir yemek kaşığı kadar daha koyabilirsiniz. Kurabiye hamurunu ben buzdolabında bir 15-20 dakika kadar dinlendireceğim. Elmalı kurabiyenin kıyırlığı için bu çok önemli bir püf noktası. Şimdi bunu buzdolabına kaldırdım. Ve 20 dakika sonra dolaptan alıyorum hamurumu. Daha da güzel özlü bir kıvama gelmiş oldu bakın. Bunları şimdi hamurumdan böyle ceviz büyüklüğünde bezeler alıp diziyorum. Böylelikle kaç tane kurabiye çıkıcı yapacağım da anlaşılmış olacak. İç malzemenizi ona göre de ayarlayabilirsiniz. Hani sonundakine yetmedi gibi bir derdiniz de olmayabilir. Bu şekilde. Şimdi yapımına geçelim. Bu önümde görmüş olduğunuz aparat petek hale diye geçiyor. Bunu bana komşum hediye etmişti. Ama birçok yerde satılıyor mutfak eşyası, mutfak malzemesi satan yerlerde bulabilirsiniz. Asli görevi aslında bunun nihale. Ama biz bu şekilde elmalı kurabiye şekil vermek için kullanıyoruz ve kalburavası da çok güzel oluyor bununla. Bu şekilde şekil verip kurabiyeleri tepsiye diziyorum. Birazcık hassas davranırsanız güzel hoş şekiller çıkarabilirsiniz. Ben ceviz elmalı harcım içine katmıyorum arkadaşlar. Bu şekilde ayrı koyuyorum. Sizlere de fikir olmuş olabilir bu. Bir tane de yakından yapımını göstereyim istedim. Bu şekilde her, e, hamurumu ne üstüne koyuyorum. iç malzemesinden koyarak bu şekilde katlıyorum. Ve o petek görünümünü bu şekilde vermiş oluyorum. Kurabiyelerimin hepsine şekil verdim. Ve önceden ısıttığım 190 dereceli fırına gönderiyorum. Benim fırınımda yaklaşık 20 dakika sürdü pişmesi. Bu şekilde arkası ve kenarları hafif uç kısımları pembeleşince, hafif kızarınca pişmiş demektir. Bu kıvama gelince fırından alabilirsiniz. Ve pudra şekeri serpmek için alınmasını beklemenizi tavsiye ediyorum. Sıcakken serperseniz çünkü pudra şekeri üzerinde eriyip, daha fazla şeker çekmesini sağlıyor ve bu da hoş bir durum olmuyor. Ilık hale gelen kurabiyelerin üzerine pudra şekerini serpiyorum. Ve kurabiyelerim sunuma hazır. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olup bildirim ziline basarak bildirim zilini açmanızı istiyorum. Ve videoma küçük de olsa bir yorum bırakırsanız çok çok sevinirim. Yepyeni tariflerde ve videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.